Evet, dersimizin ikinci kısmına başlıyoruz. Dersimizin ikinci kısmındayız. Özel Ferah Büyükşamlıca Koleji Yabancılar Zümresi olarak İngilizce dersimize devam ediyoruz. 8. sınıflar LGS İngilizce Maraton kitabından 8. üniteye devam ediyoruz. Yaptığımız alışmaları bakıyoruz hangilerini yaptık. Ve hemen şurayı tıklıyoruz. Choose the correct picture. Bölüm bölüm anlatıyorum ki sizler için seyretmek kolay olsun. İki taraf için de daha az yorucu olur bu şekilde. Peki, choose the correct picture. Doğru fotoğrafı, resmi seç. My task is emptying the dishwasher. Benim görevim, demiş, dishwasher. Ne olur? Bulaşık makinesini boşaltmak olur. Yani A fotoğrafımız. Two, dusting the furniture is my duty. Yani mobilyaların tozunu almak benim görevim. Hangisi olur? Tabii ki B. It's my responsibility to wash the car. Tabii ki A, yani arabayı yıkamak. Benim görevim diyor. Peki dörde bakalım. I hate ironing the clothes. Ironing the clothes. Yani içinde iron'ı geçen ne var? Tabii ki A var. Ütü yapmaktan nefret ederim diyor. Belki sizin de böyle sevmediğiniz işler vardır. Beşte it's my responsibility to wash the dishes diyor. Ne olur? Burada tabii ki B olur. Yani bulaşıkları yıkamak benim sorumluluğumdur. 6. I'm responsible for hanging out the clothes. Tabii ki bu da B olur. Yani çamaşırları asmak benim sorumluluğum. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Hemen geçiyoruz 7. alışmamıza. Jumble the letters in parentheses and write demiş. Peki. Yani unjumble, pardon. Jumble karıştır demek. Unjumble tekrar düzelt demek. The letters in parentheses. Parantezine vermiş olan kelimeleri düzgün bir hale getir. Kelime yapacak şekilde. I don't want to make the beds all the time. Let's do it in demiş. Ben sürekli yatakları ben yapmak istemiyorum. Nasıl yapalım o zaman bunu? Ne olur? Arkadaşlar in turn olur. Yani sırayla yapalım demek. In turn demek sırayla yapalım demek. Bir sen bir ben. 2. Two. Our teacher gets very angry when we are late for school. Burada bir bey olması gerekir. When we are late for school, she wants us to arrive at school on time every day. Tabii ki arrive olacak. Burada tabii kelimelerin ilk ve son harflerini bıraksalar daha kolay tahmin ederdik ama tamamen karıştırmışlar kitapta. Daha zor olsun diye herhalde. Peki, who is in or paying the bills in your family? Sizin ailede faturaları ödeme görevi kimde? Yani kim ödüyor faturaları? Tabi burada kastettiği para kazanıp ödeme de değil. Faturaları yatırım ayrıca bir iş yani online olsun, veznede olsun. O görevi kastediyor. Tahminim. Who is in charge of paying the bills in your family? Ailenizde faturaları ödeme görevi kimde? 4. We should always help our family with the daily chores. And we must. Ailemize her zaman günlük işlerde yardımcı olmalıyız. And we must. Each other's right. Ne olur? Respect. Saygı duymalıyız olur. Yani birbirimizin haklarına saygı duyalım yani. Herkese yardımcı olmalı. Bir gibi işte bir kişiye yüklenmemeli. 5. My mother and I always wash the dishes and dry them. It takes only a few minutes to do that. My mother and I, ben, annem ve ben always, daima wash the dishes and dry them. Bulaşıkları yıkar ve kurularız. Together. Birlikte. It takes only a few minutes to do them. Onları yapmak sadece birkaç dakika alır. 6'ya bakalım. You can't get into the house with your shoes on. You have to take them off before you enter. Ev ayakkabıyla giremezsin. Onları çıkar girmeden önce ne yapmalısın? Çıkarmalısın. 7. My sister is mopping the floor and my mom is setting the table and I'm preparing the meal. We are all busy. Annem ne yapıyor? Yerleri siliyor, paspaslıyor. Ben diyorum sofrayı kuruyorum. Kız kardeşim yerleri paspaslıyor. Annem sofrayı kuruyor. Ben de diyor yemeği hazırlıyorum. Hepimiz bütünüyle hepimiz meşgulüz. 8'e bakalım efendim. 8'de ne diyor? It is necessary
our classroom, classrooms and school clean all the time. Sınıfımızı, sınıflarımızı, okulumuzu temiz tutmak. Yani keep our classrooms and school clean all the time. All the time. Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak her zaman bizim her zaman için gereklidir. Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak her zaman için gerekli bir şeydir. 9. The kitchen smells terrible. Mutfak çok kötü kokuyor. You must take out. Yapmalısın. Ne yapmalısın? Çöpü dışarı atmalısın. Çıkarmalısın. Pardon. Atmalısın değil tabi. Çıkarmalısın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Çöpü atmayı çıkarın dışarı. You must take out the trash immediately. My brother and I, the chores such as tidying up our bedroom and making our beds share. My brother and I share. Share ne demek arkadaşlar? Paylaşmak. My brother and I share the chores such as tidying up our odamızı toplamak. Yatak odamızı toplamak ve yataklarımızı yapmak gibi işleri kardeşim ve ben ne yaparız? Erkek kardeşim ve ben paylaşırız. Evet. Diğer alışmamıza geçelim. Diğer bölüme geçelim. Bakalım orada ne var? Arkadaşlar burada yine birlikte kullanılan kelimelerimiz var. Hani dedim ya size Türkçemizde de her dilde var neredeyse. Kahveyi pişirir, çayı demleriz. Ha çay pişiririz de diyebiliyoruz ama kahve pişiririz, kahve demleriz diyemiyoruz. Çocukluğumuzdan beri böyle fiil, nesne birlikte öğrendiğimiz, duyduğumuz için biz rahatlıkla edinmişiz. Ama İngilizceyi de öğreneceğiz böylece. Onu da ne yapacağız? Zaman içinde edineceğiz. Peki dulara, duya ne gelir arkadaşlar? Evet. The housework. Do'dan başlayalım. Do'ya ne olur? Do the housework olur mu? Bakalım şöyle bir. Evet olur. Başka ne do olur? Do'yla geçecek ne var? The car, a salad, the desk tidy, bed, the house, laundry olur mu arkadaşlar? Laundry de olur, do the ironing de olur. Evet. Do the ironing, do the laundry, do the housework. Yani ev işi yapmak, ütü yapmak, çamaşırları halletmek, yıkamak. Keep. Arkadaşlar şöyle ben açayım. Keep quiet. Sessiz kalmak. Keep quiet please. Sessiz durun. Keep the desk tidy. Masanı derli toplu tutmak. Keep the house clean. Evi temiz tutmak. Keep promises nedir arkadaşlar? Sözünü tutmak. Peki make a to-do list. Make a to-do list. Bir, yapılacak işler listesi yapmak. Yani make do farkı İngilizce'de var arkadaşlar. Çay yaparsın, make tea. Ödevini yaparsın, do your homework. Zamanla böyle alıştırmalarla öğreniyoruz bunları. Peki, make a salad, salata yapmak. Make the bed, yatağı yapmak. Ha diyeceksiniz yani niçin böyle? Kimse bilmiyor sebebini yani. Do the laundry diyorsun, make the bed diyorsun. Böyle yani İngilizler, Amerikalılar bunu böyle kullanıyorlar. Biz de bu şekilde öğreniyoruz. Peki, clean. The windows. Pencereleri temizlemek. Clean the bathroom, banyoyu temizlemek. Clean the house, evi temizlemek. Wash, yıkamak. The car, arabayı yıkamak. Wash the dishes, tabakları yıkamak. Wash the clothes, nedir arkadaşlar? Çamaşırları, elbiseleri yıkamak. Peki, gördüğünüz gibi video olduğu için ben tekrar tekrar anlatmıyorum. Çünkü geri alıp tekrar dinleme imkanına sahipsiniz. Diğer alıştırmamıza geçelim. Peki. Yine güzel bir alıştırmamız var. Yine birleşik kullanımlar. Peki. Rubbish. Rubbish'i ne yaparız arkadaşlar? Ne yaparız? Ha burada tabii eş anlamlı olayı var burada. Birlikte nesne fiil yok burada. Burada eş anlamlı olayı var. Bir an önceki alıştırmaya gittim. Burada eş anlamlı kelimeleri buluyoruz. Rubbish'in arkadaşlar eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Garbage'dır. Peki, take care of nedir arkadaşlar? Look after. Yani bakmak, bakmak, ilgilenmek, sahip çıkmak, çözmek anlamında. Niyet arkadaşlar derli toplu. Ne olur arkadaşlar? Tidy. Sure arkadaşlar nedir? Kesin yani elbette. Of course, değil mi? Hard, hard arkadaşlar ne olur? Difficult. Task ne olur arkadaşlar? Görev yani bursa görev. İş yapılması gereken şey. Peki ondan sonra
Diğer sayfamıza geçelim. Bakalım burada ne var? Evet. Expressing responsibilities. Sorumlulukları ifade etmek. Peki. Bir kişinin yapmaktan sorumlu olduğu işleri belirtmek için aşağıdaki ifadeler kullanılır. My father is responsible for washing the car. Babam arabayı yıkamaktan sorumlu. You are in charge of cleaning the windows. Pencereleri temizlemekten sen sorumlusun. No, my responsibility is cooking. Hayır, benim sorumluluğum yemek yapmak. It's my responsibility, task, duty to do the laundry. Yani benim görevim, doing the laundry is my responsible task, duty. Çamaşırları yıkamaktır. Yani iki şekilde söyleyebiliriz. It is my responsibility to cook. Yemek pişmek benim görevim. Ya da cooking is my responsibility diyebiliriz. Bakalım şimdi study the maze. Bulmacayı bir çözelim bakalım. Bu tip şeyler maze deniyor. Bu karmaşık yollu böyle labirentimsi şeyler. Hemen bakalım. Efendim söyleyeyim. Şöyle study maze yapalım. Bakalım şimdi. Nasıl olacak? Evet, bulmacamızı size bırakıyoruz. Ben çözümleri vereceğim. Şöyle bakalım. Betty is responsible for doing the grocery shopping. Yani Betty bakkali alışveriş yapmaktan sorumlu. Terry is responsible for in charge of washing the dishes. Terry de neden sorumlu? Bulaşıkları yıkamaktan. Grocery arkadaşlar böyle nasıl diyeyim size? Bakkaldan alınan şey, ekmek veya işte artık işlerde karıştı. Bakkal, market hepsi olabilir. Ekmek, tuz vesaire gibi alışveriş malzemelerini satın almak demek. Terry is responsible for in charge of washing the dishes. Terry de bulaşıkları yıkamaktan sorumluymuş. Melissa is responsible for in charge. Bakın ilk türlü söyleyebiliriz. Melissa is responsible for. Melissa is in charge of watering the plants. Evet, Melissa bitkileri sulamaktan sorumluymuş. Ufuk is responsible for in charge of cooking. Ufuk pişirmekten sorumluymuş, yemek yapmaktan. Karen is responsible for in charge of vacuuming the floor. Karen yerleri temizlemekten, elektrikli süpürgeyle temizlemekten sorumluymuş. Ve Rick de is responsible for in charge of taking the dog for a walk. Yani köpeği dışarı götürmekten, yürüyüşe çıkarmaktan sorumlu. Rick is responsible for taking the dog for a walk veya Rick is in charge of taking the dog for a walk şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki, diğer alışmamıza geçelim. Answer the questions. Ne diyor burada? Who is in charge of doing the chores in the kitchen? Mutfaktaki işleri yapmaktan kim sorumlu? Terry and Ufuk. Who is responsible for doing the chores outdoors? Ev dışı işleri yapmaktan kim sorumlu? Betty, Rick and Melissa are. 3. Is it Karen's duty to mop the floors? Yerleri paspaslamak. Karen'ın görevi mi? Bakalım. No, it isn't. 4. 4. Which of the chores above are you responsible for doing at home? Yukarıdaki işlerden hangisini evde yapmaktan sorumlusun? Students on answers. Yani siz kendiniz size göre ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cevap veriyorsunuz. Peki. Expressing obligation. Sorumluluk belirtme. Bakalım şöyle bir. Yasalar veya da kurallara göre yapılması gereken eylemleri ifade etmek için have to yardımcı fiilini kullanırız. You have, I, you, we de özneleri kullanır. Bunlar yabancı olduğu şeyler değil. She, it de has to kullanır. She has to pay the bills, for example. I have to go to work, she has to go to work. Yani I, we, you olunca I, we, you, they have to, he, she, it veya tekil isim olunca ne oluyor? Has to. Yasalar ya da kurallara göre yapması gereken eylemler. Bakın kurallar ve yasalar. I have to diyorsunuz. She has to pay the bills. Faturaları ödemesi gerek. It is necessary to ifadesi de gerektirmek için kullanalım. It is necessary de kullanabiliriz. It is necessary to keep our house clean. Evimizi temiz tutmamız lazım. Diyorsunuz. Yani aynı şeyleri söylemenin nesi var? Değişik yolları var. Peki, choose the correct option. Hemen bu alışmamızı yapalım. What are your obligations at home?
Okay. Preparing breakfast. Evet, evdeki sorumluluklarınız nedir? Preparing breakfast, kahvaltı hazırlamak. B olabilir mi? Raising my hand to speak. Konuşmak ise elimi kaldırmak. Yani hiç kimse evde konuşmak elini kaldırmaz. Çok bir toplantı varsa ne bileyim. Çok kalabalıksa belki de evde konuşmak için el kaldırmıyoruz. Sınıfta kaldırırız elimizi. İki, what do we do? What do we have to do at home? Evde ne yapmak zorundayız? Neler yapmamız gerekiyor? We have to disturb others. Başkalarını rahatsız etmemiz lazım. We have to share the chores. Ev işlerini paylaşmamız lazım. Tabii ki B. Have to ne arkadaşlar? İşte yine kurallardan, yasalardan kaynaklanan zorunluluk. Tabii evde olunca kural söz konusu. Yasa değil de. 3. Are you a responsible person? Sen sorumlu birisi misin? A. Not exactly. I dislike doing it. Ben pek değil. Yani sevmem yapmayı diyor. Sorumluluk taşımayı. B. Of course I always do my task. Yani tabii ki B şıkkı diyoruz. Of course I always do my task. Elbette görevlerimi yaparım. Dörde bakalım arkadaşlar. What do you think about looking after your sister? Kız kardeşinle ilgilenme konusunda ne düşünüyorsun? I hope so. Öyle sanıyorum. İlgisiz bu. B. I find it enjoyable. Keyifli buluyorum. Güzel buluyorum. Evet, doğru cevabımız B. 5. Which chores do you hate doing? Hangi işleri yapmayı sevmezsin? Dusting the furniture, respecting others. B. Başkalarına saygı duymayı. A. Mobilyaların tozunu almayı. Tabii ki doğru cevabımız A. 6. Is it your duty to take care of the plants? Bitkilere bakmak, çiçeklere bakmak senin işin mi? A. Yes, I have a special interest in gardening. Evet, bahçıvanlığa böyle özel bir ilgim var. B. No, I don't like the task in the kitchen. Mutfaktaki işleri sevmem. Tabii bu ilgisiz bir cevap çünkü bitkiler mutfakta değil, bahçede veya balkonda olur, salonda olur vesaire. Hani genel olarak mutfakta durmaz. İlgisiz olmuş. 7. Generally, cooking is mother's responsibility. Is it the same in your family? Yes, her only duty is doing the shopping. Evet, onun tek işi alışveriş yapmak. B. No, we do our best to help her. Yani genellikle yemek yapmak annenin sorumluluğudur. Sizin ailede de aynı mı diyor? Hayır, we do our best to help her. Yani biz elimizden geleni yaparız yardımcı olmak için. Öyle değil diyor yani. 8. What does your friend think about the rules? Arkadaşın kural olarak ne düşünüyor? He thinks that it is necessary to obey them. Ona göre kurallara uymak gereklidir. B. He is good at cooking. Yemek yapmakta iyidir. Yani yemek yap, güzel yemek yapar. Tabii ki B ilgisiz. Ne oluyor? Devamımız, cevabımız A oluyor. Evet, bakalım kaç alışımı yaptık. Şöyle bir dönelim. Görelim. Evet. Dolayısıyla ne yapalım? Burada yine bırakalım. Çünkü kısa olmasına yarar var sizler için. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.